Pazar sabahı saat 10.30 olmuş, kahvaltı kalmadı diyeceğim. Bu ne abi? Kahvaltı devam ediyor. Allah, yanlış yere mi geldim acaba ben ya? Allah Allah. Hangisini alacağım? Olmaz. Zeytin, peynir. 15 çeşit peynir var. Hangisinden yiyeceğim? Allah Allah. Vallahi hangisinden yesek? Hangisini tavsiye edersiniz? Ben mi? Hangisi iyidir? Vallahi insan kararsız kalacak bir ortam. Aynen. Hepsinden birer parça alalım, aynen, değil mi? Ben öyle yaptım, bilmiyorum. Birer tamam. Oo, benim adamım buradaymış. Selamünaleyküm Allah. Abi neredesin sen ya? Buradayız abi, ne var? Koşturmaya çalışıyoruz. Vallahi. Abi burası normal kahvaltı değil mi? Yanlış yere gelmedim. Normal kahvaltı. Yani dükkanın içine yaymışsın. Aynen. Abi gel şuraya. Yakın şeyler var ya. Aynen. Yalnız burada yok yok. Yok yok burada. Bir tane peynir istedim. 15 çeşit peynir var. 15 çeşit peynir var. Aynen. Siz gene yemez. Evet değerli izleyiciler. Belen'deyiz. Belen'de açık büfe kahvaltı. Ahmet ustamız Göçmen Restoran. Abi geçen sene 99'du. Bu sene kaç? 115. 115 çeşit kahvaltı. Açık büfe kahvaltı. Harika abi. Hala 15. Hala 15. Abi harika, bu kadar çeşit arasında insanlar kahvaltı yapmakta da zorlanır. Onu yer, onu yer, onu yer. Seçimde zaten zorlanıyorlar. Hangisini yiyelim diye çaba gösteriyorlar. Değil mi? Abi, harika ama ya. Buradan başlıyor asker gibi dizilmiş. Yolun sonu orada, ortada güzel bir meyve. Meyvesi de Reyhan'ın. Peki abi, öncelikle kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederiz. Birçok yerde kahvaltı yapıyoruz. Evet. Genelde açık büfe değildi. Genelde serpme tarzında. Serpme tarzında. Bizde serpme tarzı da var değil mi? Normal günlerde serpme tarzımız var. Sadece pazar günleri özel açık büfe kahvaltı. Peki abi, şimdi insanlar merak ediyordur. Açık büfe kahvaltı fiyat olarak belirsek bir sakıncası var mı? Yok senin. Mesela doyana kadar yiyorsun. Doyana kadar yiyor 15 lira. Doyana kadar yiyorsun 15 lira. Lira veriyorsun geliyorsun. Abi vallahi zarar edersin, bak iyi düşün. Bazıları da doymuyor, tekrar bir daha alıyor. Ama eve götürmek yok. Eve de götürüyorlar. O da güzel. Başına getirsinler abi, doldursunlar. Ama olmaz ya, burada yemesi gibi. Şöyle çeşitleri bakalım istersen abi. Bakalım. Yönetmen arkadaşımız bir gelsin. Buradan peynirden başlıyor. Önce ekmek ve tabii ki poğaçalar. Normal ekmeklerimiz, poğaça, simit çeşitleri. Evet. Hatay'ın meşhur biberli ekmeği bu. Hatay'ın meşhur biberli ekmeği. Biberli ekmeği. Domates, peynir, salatalık. Peynir, aynen, tuzlu yoğurt. Bu peynirin her yöreden var mı sadece? Var. Her yöreden var. Genelde bizim buranın yöresi yani. Ha, buranın yöresi evet, ağırlıklı. Mesela bu keş dedik biz, normal ismi Türk bunun yani. Hmm. Çökelekten yapılır. İçinde kekik var, kimyon var. Toz biber var. Tadın hepsine bakacağız abi. İnşallah. Arzuya tek tek alacağım. Dolduracağız. İnşallah. Ver Allah ver. Peynir. Hep bunlar peynir çeşitleri. Aynen da sayıyoruz peynir. Kaşar peyniri. Lavaş peynir. Lavaş peynir süper. Edirne peynir. Peki abi. Ha. Şimdi tamam şeyler de var da. İsteğe doğru şey değişiyor mu mesela? Müşteriler geldi. Evet. Ya ben şundan da istiyorum diyebileceği bir şey yok zaten. Yok zaten değil mi? Her şey var. Yok yok. Her şey görünüyor. Menemen var, yumurta, salatalık, domates, zeytin, siyah zeytin, yeşil zeytin. Abi sizde bayağı bir meze çeşidi var. Meze çeşidi bayağı tabii ki. Onu söyleyeyim. Bu çökelik, bu biberlisi, bu sade çökelik. Çökelik, iki tür. Bu mezemiz ezme. Buna Antep ezme mi diyorlar? Ne? Farklı bir ezme. İşte bizim buranın ezmesi bu da. Ya buranın ezmesi, evet. Belen ezmesi. Bu İnce bir otla yapılıyor mu bilmiyorum adını ne. Meze ustamız bayağı evet, bir biliyor. Biberli yoğurt, haydari bunun adı. Haydari. Bu patates, soslu patates. Soslu patates. Abi burada humus. Humus. Bu sanki Gerçek. Kilis tarafında da yapılıyor değil mi humus? Öyle biliyorum ben zaten. Zaten bu yöreye ait bu humus yani. Hatay yöresinde. Antep, Hatay. Buraya bir yöre ait yani. Hatay, evet. Buraya bir üçgen evet, zaten.
Kekik salatası. Kekik salatası. Patates salatası. Süper. Vallahi abi. Bu çökelik salatası. Bunun adı esas... Şakamatik mi burada? Şakamatik mi? Şakamatik. Esas bunun adı Hacı amca. Hacı amca mı? He. Hacı amca. Hacı amca ne çıktı abi? Bizim burada buna böyle derler. Allah. Aynen bunun ismi budur. Gerçek ismi. Hacı amca. Bu zeytin salatası. Hacı amca, Fatma amca. Naci amca. Güzel düşmesinler. Ben başlasaydım. Abi burada anlatmakla bitiremeyiz zaten. Aynen, aynen. Hani mantar da var yalnız. Yalnız var da mantar da görüyorum. Mantar kızartması. Mantar da harika ya vallahi. Abi ne yapalım? Biberler, biberler. Şöyle ben yumurta, bir patates. Servis sabahı onda Arzu'yla ikimiz başlayalım. Abi. Başlayalım. Sütün oraya be. Ağlıyor pasta. Neymiş bunun adı? Mustafa gelsin yanıma ya. Gel Mustafa ya. Sütlü Nuriye var, Hatice var burada. Ne yapıyorsun Mustafa? İyidir abi, sen nasılsın? bu arada Ahmet abimizin oğlu Mustafa. Burada geldiğinizde mutlaka görmeniz gereken neşeli bir arkadaşımız. Burada her şeyi biliyor Mustafa yalnız. Kebaptan tut, kahvaltıya kadar. Ver Allah ver, ver Allah ver. var domates gidiyor. Arzu çekti. Arzu çekiyor, domatesler çekiyor. Vallahi. Peki abi neler söylemek istersin Olay TV izleyicilerine ve Mola Saati program izleyicilerine? Mola Saati bize gösterdiğinden dolayı çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz derim. Herkese afiyet olsun. Herkese afiyet olsun. Nice günlerde buluşma dileğiyle. Buraya geldiğinizde Ahmet abiyi mutlaka ziyaret edin. Mustafa'yı mutlaka ziyaret edin. Göçmen restoranı mutlaka ziyaret edin. Çünkü lezzete doyacaksınız. Yemeklere doyacaksınız. Aç gitmeyeceksiniz. Gitmez. Cebinizde, kesenize biraz paranız olacak, artacak ve yoluna devam edeceksiniz. 115 çeşit 15 lira. 115 çeşit kahvaltı. Niye konuşamadım? Bak fiyatı duydum ya ondan. 115 çeşit kahvaltı sadece ve sadece 15 lira. Doyana kadar yiyeceksiniz. Değil mi Ahmet Üstün? Zam yok. Zam yok. Genç ömrümüz çürüdü. Gurbette kala kala. Genç ömrümüz çürüdü. Günaydın, günaydın, günaydın. Hayırlı sabahlar. Günaydın efendim, günaydın. Hayırlı sabahlar. Nasılsınız? Çok sağ olun, teşekkürler. Siz nasılsınız? Vallahi belende uyandık, çok güzel olduk. Yalnız tabaklar dolmuş. Dolmuş evet. Yemeğe pahalı gelmesin sonra. Yok, pahalı gelmez burası. Hem ekonomik hem terlemeden bir kahvaltımızı yapıyoruz. Havası güzel, çalışanları güzel, mekanı güzel. Yok yok, her şey var burada. Bayağıdır geliyorsunuz aslında. Evet evet, sık sık geliyoruz. Ben Ötüken sitesinde oturuyorum. Diğer günler de gelmişimdir buraya. Siz de geliyorsunuz buraya. Ha, eşim de geliyor. Merhabalar. Merhaba. Afiyet olsun. Teşekkürler. Maşallah tabaklar dolmuş, ekmekler bol gidiyor. Dört kişi yap ekmek. Dört kişiyim. Yalnız gerçekten çok güzel bir ortam çok var güzel burada. Evet, evet. O zaman ben sizi tutmayayım, yemeklerinizi sormayın. Afiyet olsun. Taşları, şu dağların başları elmastandır taşları. Şu dağların başları elmastandır taşları. Afiyet olsun. Teşekkürler. Siz ne yiyeceksiniz? Ben aldım kahvaltımı, meyve alıyorum şu an. Artık meyve yiyeceksiniz. Evet. Fıstık ne yapıyorsun? Yok. Ne yapıyorsun? Kameraya odaklandı. Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Güzel, serin havada. Bol çeşitli. Pazar günü. Güzel pazar bir kahvaltı. Evet. Güzel bir güne başlıyorsunuz. Evet. Bir gün görmeden felek ihtiyar etti. Neyi seviyorsun? Tereyağlı bal ister misiniz Ali Bey? Tereyağı bal? Tabii ki. Tereyağı bal da var mı? Tabii ki. Buyurun. Harika olur. Tereyağı bal. Yalnız burada insan kararsız kalıyor. Ne yiyeceğini de bilmiyor değil mi? Siz bilirsiniz artık. Karar sizin. Kapasite geniş. Sıkıntı yok. Tabii ki de. Yedikçe yiyebilirsin. Ahmet abi tereyağı bal da varmış burada. Niye söylemiyorsun bana?
Ya yapma Allah. Tereyağsız bir kahve kullanır mı? Yemem. Abi tereyağı bal. Her şeyi al. Damladın bak yala kendine. Of anam 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 anam. Tereyağla balla. Süsleyin hayatınızı.